Türkiye'de ve dünyada sünnetle ilgili değişik tartışmalar yaşanıyor. Sünnetin yapılması ya da yapılmaması konusunda hangisinin avantajlı olduğu tartışmaları. Aslında birbirine çok fazla üstünlüğü yok. Sünnet olmanın avantajları yanında olmamanın da avantajları mevcut. Peki sünnet olacaksa eğer ne zaman olmalıdır? Bu konuda gerek çocuk gelişim uzmanları, gerek çocuk psikiyatristleri ve gerekse ürologların birlikte yaptıkları çalışmalarda anlaşılmıştır ki yeni doğan sünneti büyük ölçüde ileride yaşanacak olan sünnet travmasını yaşatmamak adına oldukça avantajlı. Peki yeni doğan sünnetinin 1 yaşına kadar yapılması nasıl bir avantaj sağlıyor? Öncelikle yeni doğan sünnetinde iyileşme oldukça hızlı. Çünkü bebeklerde metabolizma oldukça hızlıdır, doku iyileşmesi oldukça hızlıdır. Bu nedenle hızlı bir biçimde iyileşme sağlamaktadır. Hatta denebilir ki yeni doğmuş bir bebek sünnet edildiğinde göbeğinin düşmesinden önce sünneti iyileşmektedir. Sünnet yeni doğanda ayrıca lokal anesteziyle yapılmaktadır. Eğer 1 yaşından sonra veya 7 yaşından sonra çocuklar sünnet olayına hazırlıklı değilse genel anesteziyle yapılması zorunluluğu doğar ki bu da belli bir risk taşır. Bu nedenle bizim önerimiz sünnetin yeni doğanda yapılması, ilk 3 ayda yapılması, lokal anesteziyle hızlı iyileşen bir tarzda aileye, ebeveynine çok fazla bir külfet yüklemeden yapılması, hem çocuğun psikolojik gelişmesi hem de ileride yaşayacağı sünnet travmasına kurtulması anlamını taşıyacaktır ki en doğrusu budur diye düşünüyoruz.